Merhaba arkadaşlar, Sıfırdan Hayat kanalımıza hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Allah iyilik versin diyoruz ve bugünkü videomuzu da başlatıyoruz. Bugün eşim araştırırken mi gördü yoksa canı çekti herhalde. Aynen. Hem de dedik arkadaşlar salatamızı yapalım. Hem size de göstermiş oluruz nasıl salata. Siz de dener inşallah yaparsınız. Bugün dışarıda biliyorsunuz artık köyümüze yavaş yavaş bahar geliyor diye düşünüyoruz. Herkes de öyle söylüyor zaten arkadaşlar. Sıcaklıklar acayip şekilde arttı. Anlık bir kış yaşanmazsa büyük ihtimal zaten Şubat, Mart ayındayız. Yani bir buçuk ay kaldı. Biraz çevre düzenini yapacağız. Ağaçlarımızı, budamalarını yapacağız ufak tefek. Sağ solu toparlayacağız. İnşallah bir de semaver yakacağız. Semaver eşliğinde güzel bir video ile, güzel bir vlogla bu hafta sonu bu şekilde geçecek arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diyelim. Ben de semaver alayım, yakayım. Eşim de salataya başlatın. Salata dediğimiz hani bazı yerlerde salata gibi geçiyor ama bazı yerlerde böyle mantı tarzı bir şey oluyor. Hani adı da yoğurtlu patates topları olarak geçiyor. Allah Aynen. Allah. Ama Enteresan. benim salatadan çok mantı tarzı gibi bir şey yani. Üzerine çünkü yoğurt falan dökülüyor. En sonunda sos yapılıp dökülüyor. Böyle hep tatlı yapıyorduk. Bugün hem aslında ilk canımız mantı çekti. Sonra mantı yoktu. Dedik hani biraz o şimdi uzun sürer. Ufuk da patates şeyleri çok seviyor. O yüzden dikkatimi çekti. Daha önce görmüştüm ama hani denememiştim. Sizlerle birlikte deneyeceğiz arkadaşlar. Evet. İnşallah güzel, hoş bir tadı olur aslında. Olur İnşallah ya. siz de denersiniz. O zaman ben şimdi patateslerimi haşlamaya koyayım. Sen de semaveri yak. Tamam hayat. Sonra görüşürüz. Hadi. Semaver neredeydi? Ben semaveri alayım arkadaşlar. Meşhur semaverimiz. Kamerada bir sorun var arkadaşlar. Çözemedim. Siz de dikkat ederseniz yani yorumlara yazarsanız sevinirim. Sanki böyle bir hışırtı sesi geliyor kamerada. Şöyle semaverimizi alayım. Bir yerden semaveri demleyeceğim. Bir işte salata yeriz çayla birlikte. Ondan sonra da dışarıdaki işlerimizi düzen salata demediyor şimdi şu an. Ne diyeyim hayatım, adı ne? Yoğurtlu ne? Yoğurtlu patates topları. İsmi bu mu? Evet. Tamam, ne yazacağız başlığa mesela de. Öyle diyor zaten adı o. Ama yani salata gibi çok ne bileyim çoğu yerde mantı gibi geçiyor. Yoğurtlu patates topu yazacağız. Tamam ya, Evet. sen nasıl dersen. Kamerada bir sıkıntı vardı diyorum, onu fark ettim. Geçen gün 2-3 videoda izledim. Çızır çızır ses geliyor böyle hafiften alttan. Ben geçen gün telefonla dinlerken ben zannettim telefon hoparlörüne çıkıyor Fark ses. ettin mi? Yani bir sorun var ama çözemedim. Yani dedim seyircilerimiz de dikkat edilirlerse yazsınlar yorumlara dedim. Bu arada kanalımıza abone olup videolarımıza yorum ve beğeni yaparsanız çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Yine başında söylemeyi Evet, biz bunu hep unuttum. unutuyoruz. Yani çok takipçilerimiz de söylüyor, niye söylemiyorsunuz diye. Söylediğimiz zaman da çok fark ediyor. Günlük 400-500 abone geliyor. Söylemediğimiz zaman 100-150 abone geliyor. Gerçekten bak yani bu şekilde. Hani görmek isteyenlere Instagram'dan ulaştırırsa analiz kısmını atabilirim yani. Sen şimdi başlayacak mısın hayatım? Ben suyu koydum. Tamam, ha, haşlayacağım patatesleri. Tamam, ben semaverimizi yakayım o zaman. Diyorum salatamızı yeriz. Ondan sonra da Mantımız. çevre düzenliğine başlarız. Şu gördüğünüz dallar falan var ya arkadaşlar. Şu dışarıda çirkin çirkin gözüken dalları. Bu tarafta da var. Onları hepsini düzenleyeceğiz. Zaten komple etrafı tedarik yaptıracağımız için bir daha uğraşmayalım. Değil mi oğlum? Kafaya bak. Allah, bismillah. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar, malzememi hazırladım ben. İki tane patatesimi suya koydum, haşlanıyor. Diğer malzemelerim de bir tutam maydanoz, 2 diş sarımsak, bir kase yoğurt, üzerine yağ yapmak için tereyağı ya da margarin, sonra karabiber ve pul biber koyacağım arkadaşlar. Patatesim haşlansın, ondan sonra tekrar sizlerle hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Patatesimi haşladım. Tabağıma aldım. Bunları önce ezeceğim. Tamam hayatım, yaktım. Yaktın mı? Sen ne yapıyorsun? Ben de patateslerini ezeceğim şimdi. Yardım edeyim. Teşekkür ederim. Güzel bir şey olacağı benziyor ha. Vallahi
patates, yoğurt, sevdiğimiz şeyler bakacağız. Daha önce hiç denemedik. Biz de ilk defa deniyoruz. Aynen. Merakla biz de sizler gibi bekliyoruz abi. Şunda ne kaynatıyoruz? Onda bir şey kaynatmıyorum, şey yağ yakacağım onda. He, üstüne de yağ dökeceğim. İşte diyorum ya, mantık gibi yoğurdu koyacağım, üzerine de yağ yakacağım. Getir onu, ben ezeyim. Sen de o arada başka bir şey yap. Ne yapabilirsin? Şu an yapabildiğim bir şey yok. Şey, onu beklerken zaten maydanoz bunu doğradım. Şeylerini saydık mı? Hı hı, ben gösterdim. Hı hı. Tamam o zaman. Semaverimizi de demledim bu arada. Yani çayımız. Ondan sonra dediğimiz gibi ağaçları bıdacağız. Bugün biraz size dışarıyı çok göstermek istedim. Bayağıdır bir dışarıda iş yapmıyoruz herhalde. Belki özlemiştirsiniz diye. De o duvarların oradaki ağaçları budamamız lazım. Çünkü çok, bir tane hatta şu büyük erik var. Onun dalını komple kesmem lazım. Hı. Hmm. Onu top top mu yapacaksın? Hı hı. Tamam, erimiştir zaten tamam. Yeter bence hayatım. Kaç tane şey var içine. Onları yiyeceğiz. Tadı güzel bir şey olur ha. İnşallah. Şunu açayım da bak. Bu ne? Karabiber. Karabiber de mi var içinde? Hı hı. Böyle değişik bir şeyler denemek de güzel oluyor ha. Biraz koyacağım onu. Üstüne de biraz yapacağımız için. Birazcık da şundan koyabilir miyim? Şey ama. Hah ondan. Öbürü diğer çok acı. Öyle. Pul biber zannettim. Ondan yok, artık koydum da. Nazar. Sakarlığım tuttu. Nazar çıktı evet. Şöyle. Maydanoz. Maydanoz da koydum. Şey pratik ama yani. Aynen. 5-10 dakikada herhalde hazırlanıyor yani. Uzun uzun çekeceğim arkadaşlar da. Siz de inşallah denersiniz yani. Pratik kesmeden göstereceğim Allah'ın izniyle sizde. Şey, tuz verir misin anne? Tuz. Aa, evet. Maydanoz, patates, karabiber, tuz. Şimdi sen onları top top mu yapacaksın? Hı hı. Küçük küçük. Misket gibi ama. Hı hı. Misket salatası olsun bunun ismi. Hala salata diyor. Hani neymiş adı? Adı yazmıyor mu? Ya diyorum ya, adı şey, patates topları yazıyor. Patates topları. Yoğurtlu patates topları yazıyor. Yoğurtlu patates topu. Heyecanla bekliyorum. Sen takipçilerden ne kötüsün he? Adı neydi, o neydi? Bir ismi olması lazım, ne bileyim. İşte adı o diyor mu ya? Patatesli top. Yoğurtlu. Patates top. Tamam. Şimdi bunun üstüne yoğurdu katacaksın. Hayır. Ha şimdi sen bunu direkt yuvarlayacaksın. Anladım hayatım. Tamam. Bu da tamam. Şuna mı şey yapacağım? Hı hı. Oradaki tabak var. İkisini ayrı ayrı tabak yapacağım. Bu şekilde. Evet. Bakmıyorum tadına. Şu anki halde bile güzel. Tuzu falan da iyi değil mi? Oo, da acıymış ha hayatım. O değil, pul biber koydum. Bir de acıktım ya, ben şu an her şey güzel geliyor. Allah Allah. Vallahi acıktım ki. Çorba mı sıçacağım? Çorba falan sıçacağım.
Ben de bittim yani. Bu arada biliyorsunuz ki bunu şu an çekiyoruz. Bugün pazar, takipçilerimiz, değerli takipçilerimiz. Bugün pazar günü. Pazar günü akşam saat normalde 10 dedik değil mi? Hı. 10'da Ama 10 yapalım. geç ya, 9. 10 herkes geç dedi. Onun için saat 8'de de canlı yayınımız var. Ama 8 diyorum, pardon, kusura bakmayın. Saat 9'da da canlı yayınımız var. İnşallah gelirseniz seviniriz. Sohbet şeklinde güzel bir canlı yayın yapacağız Allah'ın izniyle. Geçen gün canlı yayınımız çok güzel olmuştu ama. Acayip şekilde katılım olmuştu. Bir de 9'da yapalım ki saat 11'e kadar yapacağız. Yani 2 saat canlı yayın yapacağız. Her hafta pazar günleri Allah'tan bir şey olmazsa, yani sağlık saatimizde bir sorun olmadığı sürece canlı yayınlarımızı bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Canlı yayın güzel oluyor. Benim için de, bizim için de, sizin için de gayet güzel canlı yayın oluyor yani. Çünkü ne yaptıklarımızı, ne yapmak istediklerimizi az çok soruyorsunuz. Biz de 2 saat canlı yayın az bir zaman değil. Cevaplamaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Güzel oluyor yani. Seviyorum ben canlı yayını. Bunu böyle akşama kadar yuvalayabilecek mi hayatım? Ben sana da iş vereyim şimdi. Sen kapat kamerayı. Ben yardım mı etsem acaba sana? Bence de. Hı? Dur bakayım, sen şöyle biraz yuvarla, ben de geleyim. Nereye koysam? Herkes kendi tabağını yapsın diyormuş. Nereden? Yer ver bana. Şu çocuğu. Ne ki bununla uğraşım? Önce biraz şey yap. Beş on dakika dedim, seyircilere yalancı çıktık. Vallahi arkadaşlar. Ben bunu yapamam ya, ben bunu yerim. Yeme. Yedim vallahi, ben bunu yapamam ki. İşte diyorum, önce şöyle sık. Önce sıkman lazım. Öyle direkt yapma, dağılıyor, git. Bunu beceremedim valla. Bunu yapamadım valla. Ben gidiyorum selamlarıma bakmaya. Seyircilerimiz de. Sen bunu yuvarla hayatım. Ben selamlarımıza bakayım. Oo. Semaver yanıyor. Şunu da şu şekilde söyleyeyim de arkadaşlar. Bunu geçici süreliğine yaptığımı bilenler vardı zaten. Burasını demir korkuluk yaptıracağım. Dış kapıya kapı yaptırdığımız zaman buraya da inşallah korkuluğumuzu demir şeklinde yaptıracağım. Oo. Elimden geldiği sürece güzel havalarda semaveri almaya çalışıyorum vallahi. Ben seviyorum semaveri çayını. Şöyle güzelce iyi kaynamış ama orada su eklemek lazım. Ben bunun altını doldurayım. Biraz da su ekleyeyim. Uyansın. Bayağı da kaynamış. Aynen. Demledim zaten. Evet. Patates toplarımız hazır. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptık. Küçük küçük. Misketten biraz daha büyük. Yoğurdunu da çırptık. Öyle değil mi? Misketten biraz daha büyük. Ben de heyecanla bekliyorum yani. Güzel bir şey oldu ama. Soframızı da hazırladık. Sofra bezimizi balkona serdik. Semaverimiz de orada. Güzel bir hafta sonunda bir keyif yapacağız bari. Yoğurdu da ben çıktım.
Çırptın ama. Küçük çocuklar diyor ya. Neyi unuttun? Sarımsağı. Neyi? Sarımsağı unuttun, evet. Sarımsağla çırpacaktım. Söylemedin ki. Üstüne at. Sarımsak iyidir. Orada. Üstüne de kızgın yağımızı. Yanmış şekilde mi olacak o? Yanmış mı? Görürsün. Merak ettim onu. Şu an acıktın da farkında mısın? Bir 5-10 saniye sessizlik durdu. Açlık düşündüm ben şu an. Bu arada Allah kimseyi açlıkla sınamaz. Bu arada aklıma da bir şey geldi. Bu SM hastası olan bir çocuğumuzdan bir ablamız bize ulaştı. Hani yardım kampanyası düzenlememizi falan istediler ama hani ben sizin görüşlerinizi de almak istedim bu konuda. Aklıma gelmişken paylaşmış istedim. Öldü mü hayatım? Yani soralım size de. Aynen. Hani böyle bir kampanya, yardım toplama kampanyası yapalım mı yapmayalım? Ben açık konuşayım yani. Şimdi yapılan iyilikler üçüncü kişiyle paylaşmaz ama siz bizim bir ailemizsiniz. Biz gönlümüzden koptuğu sürece bir yardım yaptık açıkçası. Ama yani görüşleriniz de önemli benim için. Eğer yapalım derseniz ben bir organize düzenlerim. Yardım yapmak isteyenler de gönderir arkadaşlar. Teslim ederiz Allah'ın izniyle. Hiçbir problem yok. Yorum kısmına yazarsınız. Öyle bir düşüncesi olanlar. Evet. Enteresan. İlk defa da diyeceğim enteresan yani. Ama şu görünüş. Güzel. Tamam. Afiyet olsun. Aynen. İnşallah denersiniz. Denerseniz de bize de atın. Mantı işte. Kokusu bile aynı. Mantı ama içinde bir şey var. Patatesle yapılıyor. Bilmiyorum ben. Kısa ve çabuk bir şekilde. Aynen. Ara öğün gibi. Yemek bildiği gibi de yenilebilir yani. Çorbalarımızı neden koymadın? Unuttum vallahi hayatım. Kamera elimdeydi. Annemin yuvarlama çorbasından da yapalım. Hala... Ben yaptım bir kere. Evet bunu... Eşim yaptı. Ama bayağı bir şey katmışsın hayatıma. Gerçekten. Onu da söyleyeyim yani. Gerçekten katmışsın. Birebir annemin yaptığıyla aynısı olmuş. Dün akşam yedim. İnsan isterse yapar. Evet. Severek yaptığın her şey güzel olur zaten hayatım. Sevmeyerek yaptığın hiçbir şeyden hiçbir şey o zaman fayda alamaz. Bu çorbayı da seviyor mu? Eşim çok seviyor bunu. Yaptım anacığım yaptım. Oğluna iyi bakıyorsun. Allah bismillah. O zaman? Sofra serili zaten. Ekmek, biz fazla ekmek yemeyi sevmiyoruz. O yüzden dolayı ekmek şey yapmadım. Isıtmadım. Aslında ekmeği ben sevmiyorum pek yemek. Zaten mantı gibi şeydi. Güzel oldu. Şimdi bunu yere koyarken bir daha aklıma geldi. Takipçilerimizden biri demiş ki altına bir şey koyun demiş. Biz bu şekilde yiyelim. Aynen. Ufuk böyle yemeği seviyor evet. Arkadaşlar. O yüzden direkt yere. Yani yer sofrası olarak ben yüksekte yemeği sevmiyorum açıkçası. Ben suyumuzu alayım. Tamam hayatım. Gelin. Ben de çaylarımızı dolduruyorum. Gidelim. Bismillah. Şöyle size de göstereyim arkadaşlar. İnşallah takipçilerimizden birisi gelir. Burada çayımızdan, çorbamızdan içmek nasip olur. Bunu her zaman söylüyorum, her zaman da söyleyeceğim. Bismillah. Hava güzel ama. Bir tane takipçim çıksa da gelse bu havalarda. Ne güzel olur ama. Dün amcam geldi. Ondan sonra akşam kuzenler geldi. Kuzenleri çekemedim. Akşam geç geldiler. Bende de bir kuzen var maşallah.
36 şeyiz yani. Kuzeniz. 36 kişiymişiz. Çok güzel ama. Beğendin mi? Vay. Hayatım sen beğendiysen. Bu sefer senden önce başladım ama. Afiyet olsun ya. Seni benim mi var? Bakalım. Merhaba da ben seni çekeyim. Ne bakalım? Çek bakayım. Bismillah. Evet arkadaşlar. Ya Allah bismillah. Masterchef alıma geldim. Deniyorlar ya. Evet. Şenay ne düşünüyorsun yemeğin hakkında? Güzel şeyler düşünüyorum. Hı? İstediğimi yaptım. Bu nasıl sos? Bismillah. Doğru söyle. Yemin ediyorum bak. Ben bunu tek başıma yemezsem iyi. Gerçekten tavsiye ediyorum bak. Yani fazla bir şey de gerektirmiyor. Herkesin evinde olan bir şeyler. Aynen. Yoğurt yani yanlış anlamayın. Şurası iki patatesten çıktı işte. Hı-hı. Orta boy iki patates. Mükemmel. Afiyet olsun. Gerçekten mükemmel. Biz yemeğimizi yiyelim Allah'ın izniyle. İşlerimiz var. Sizleri de fazla sıkmadan göstereceğim Allah'ın izniyle. Dediğimiz gibi birkaç pıdama yapacağım. Belli yerleri belirledik. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra işlerimizi koyalım Nümert'im. Bize afiyet olsun. Size de iyi seyirler. Şöyle bir daha göstereyim yakından. Biraz kaşıkladık ama. Arada iyi kaynadı. Evet. Değerli takipçilerimiz. Çayımızı içtik. Çorbamızı içtik. Nereye gidiyor hayatım böyle? Suları birazcık yutalım. Bahri bu ne? Nerede geziyor? Gel buraya. Gel. Gel kızım. Şurada. Şöyle ben alayım. Şunu şuraları düzenlememiz lazım arkadaşlar. Evet, tut ben şunu. Ben şurayı alayım. Şurayı komple alacağım. Valla. Nasıl kesiyormuş öyle? İyi. İyi kesiyor da. İyi kesiyor yani. Kesiyor ha. Selam abla. Artık koyunlar alıştı. Yani canım. Attılar ki bu ev kapanmıyor. Burada birileri var. Hani biz sote yiyorsunuz ya sen işte. Sote mi den onu erikten? Yapmıştın ya geçen gün. Annem mi yaptı onu? Hoşaf değil mi? Hoşaf. Onun bunun eriğinden yapılıyor işte. Siyah erik mi bu? Siyah işte. Böyle tam yettiği zaman bu güzel oluyor. Biliyorum. Biliyorsun ha? Ama biz bazen onu kurutmadan da yapıyoruz herhalde. Kurutmadan mıydı? Kurutacağım onu. Bizdekiler kurutmadan da yapıyor sanki onu. Geliyor. Yamuk büyümüş bu. Var mı beğenmedin bir yer? Vallahi keşke şu kırılan dalları alsan. Onlar benim çok canım sıkıyor. Hangisi? Yukarıda. Ha. Oraya çıkamazsın mı? Dur bakayım. Bilmeyeyim. Uzak var burada. Bunu diyorsun değil mi? He. Bunun dalları da öyle bir şey ki çok dikenli ya. Evet. Vay. Kuş bunları kesmeyeceğim. Allah razı olsun. Bunlar bizim için lazım. Görüyorsunuz. Bunlar hep toplanacaklar. Bunlar kuşbunlarımız. Bunlar rahatsız. Bura tamam oldu. Ne alalım? Diğer taraftan da bakacağım mı? Yok orada şey yapmayacağım. Burayı yeşerlediği zaman buraya şey çekmeyecek. Sadece şuraya düşünün. Çünkü bu yeşerliği bu taraf gözükmez aynı. Kapatıyor zaten. Bence şurada ince dal var ya onu da kes de birbirine o kadar girmesin de. Çünkü birbirine o kadar girdiği zaman büyümüyor sanki bunlar. Güzel meyve vermiyor. Hangisini alayım? Şurada var ya. Yok yok şundakini de. Şunu. Bak bu buna... Böyle birbirine girsin.
Öyle meyve vermiyor ki. Vermiyor. Vermiyor. Yani nereden biliyor? Bilirim ben. Çok iyi kesiyormuş ha. Ama uzak kaldın, yaklaş biraz. Kim var? Sonra annene hesap vermek zorunda kalırım. Aman bir şey olmasın. Tamam. Ben nasıl hesap vereceğim sana bir şey olursa? Onu düşünen yok. Bana bir şey olmaz. Güzel oldu. Şunu da alayım hayatım ya. Çok çirkin oldu. Niye söylemedin onu? Dik uzasın, dik. Dik uzasın diyorsan önce zaten şu ortasını direkt kesmen lazım. Bu yamuk gibi daha düzelmez ki. Ne? O tarafa doğru gitsin. Sıkıntı yok. Niye yolu kapatıyorsun? Hadi o zaman benim hatırıma onu da kes. Neyi? Önündekini. Gösterdiğimi. Şunu mu? He. Yine kestireceğim. Dikkat et. Bak ona ayar oldu. Dibinden kesiyormuşsun. Bu diken işi gıcık işte. Sen hangisini diyorsun, bunu mu? He. Şimdi orada kuş burnunda var ya, birbirine çok giriyorlar. Dur ben çekeyim onu. Dur hele dur. Lan burada nasıl kötü ki? Burası ama. Gel bakalım. Zaten buranın ilk halini hatırlayanlar vardır ha. O neydi öyle? O neydi be? Burayı açana kadar. Biz bunlara ne deriz? Arsız diyoruz arkadaşlar. Bu arsız ağaç oluyor. Çok gıcık oldum ben bu ağaçta. Nasıl kesersen kes, kurumuyor bunlar ya. Yazı inşallah şey yaparız. Evinde etrafında hani son halini çekeriz. İlk geldiğimizde son halini beraber video yaparız. Aynen. Şey buraya ağaç dikeceğiz abi. Burada ağaç dikeceğiz abi. İşte hani o yani çok dikkat et bak yüzüne geldi. Güzel olacak ya. Bir de şimdi eşyalar falan geliyor. Evi de öyle düzenleriz. Oo. Burada ağaçlar da yeşillenir. Güzel olur, güzel olur. O dalların hepsini kes. Şunları, 3 tane. Uzan mı kaldım? Evet. Ama güzel oldu bak. Tarafımızda. O tarafa taşma, dışarı taşmasına sıkıntı yok. Bu tarafa taşmasını istemiyorum. Neymiş? Zaten bu ağaç kuru mu? Bunu kessene kuru. Benim de kuru ağaçlara bir şey, alerjim var. Durduğu zaman sinirlerim bozuluyor. Allah da destelemiz iş yapıyor. Aslında gölge olur altına, güzel olur da çirkin duruyor bunlar. Gölge mi diyor? Kamelya yapacağım ya. Kamelya. Diğer bahçeye yapacaksın değil mi? Kamelya yaptı. Bibiya'ya yapalım. Bende de artık. İnşallah takipçilerimiz gelir, orada oturur, çay içeriz. Ablamlar da gelir. Ablamlar gelecek. Takipçilerimiz gelecek. Dikkat et. Gidiyor. Allah. Yırmağa gidiyor. Bir an kameraya atıp gelesim geldi. Yırmağa gidelim.
sabit koymuyorsun bak. Arkadaşlar bundan da bir odun çıkıyor yani maşallah var ya. Bereket bu ağaç. Bunu da gördüm abi. Teşekkür ederim. Hangisini diyorsun kurumuş diye? Ben. Gördüm onu. Bunlar bak. Bunu nasıl kesecek ya? Gel bak. Kesersin kesin. Bunda kesek var. Şuradan ne var? Niye oradan kesiyorsun ya? Dibi kuru. At. Ne? Dibi kuru. Buradan kes. Hadi bak bunda kesek. Takipçilerimizi fazla sıkmayalım. Aynen. Ondan sonra videomuzu sonlandırırız. Şunları da yakarız hadi. Biz de yediğimiz gibi biraz daha. Sürpriz olsun. Aslında böyle olmasını sevdim. Çünkü kapatmış gördüğünüz gibi. Diblerini çek hayatım. Bildiğiniz duvar örmüş yani. Biz duvarı 30 santim ilerden ördük. Bizim normalde zaten şeyimiz bunlar eski. Bunlar hep kaymış. Sonradan çatlamış. Bizim şey buradan başlıyor. Toprağı zamanında kaymış hayat. Çünkü biz yani teleye sıfır dikmedik bunları. 30 santim dışarıdan dikti yani içeriden dikti. Bunu nasıl kesecek? Bismillah bari. Hadi bakalım. Dakika tutuyorum. Tuttu mu? Başladı. Onu çeksen kırılmaz mı? Çıkar bayı. Kara kuzum. Annem öyle mi? Bak şimdi. İfrahtı kaza. Ay. Bence de vallahi bak çek onu kırılır. Üstü çok ince ama sanki o kestiğin yerler, ay ince demişim. Kestiğin yerler çok kuru değil. Oldu lan hayatım. Gel ben biraz. Vay. Al. Ama. Bak vallahi çekelim mi? Sen az daha çek. Hayalleyeceğim. Anam ne ki? Ver bayım. Ver hayatım. Az kaldı kaç. Ay. Al bayım. Sağlam ha. Yo biraz daha çeksen kırılacak. Çatladı değil mi? Dikkat edin ortaya gelir bak. Bikin. Vay. Sen biraz uzak dur. Bak sen önündekini bırak. Çek onu ağaç kırılacak. Bir de oradan ekstra kesme onu. Elindekini bırak. Bak. Kaç oluyor lan? Ya.
başarı. O zaman son halinde yine görüşür müyüz? Son halinde derken buranın sürprizini ağaçları diktikten sonra yapacağım inşallah. Kapanışı yapalım. Her zamanki gibi kapanışı da sana yaptıralım. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. İnşallah yaptığımız o mantı diyelim. Size denerseniz bunu tavsiye ederim ama gerçekten çok hoş bir tadı var. İnşallah yaparsanız beğenirsiniz. İnşallah sizi bugün sıkmamışsınızdır. Videolarımızı sonuna kadar izlemenizi istiyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Selametle kalın, hoşça kalın.